Merhaba, ben Sercan Güzel. Yeni başlayanlar için kariyer 3. hafta eğitimimizde. Dashboard'da katı model gemisinin oluşturulması, Safe Blend komutlarının uygulanması, Hamster ve Draft komutlarının uygulanması, Round ve Chamfer komutlarının uygulanması konularını işleyerek bu haftamızı tamamlıyor olacağız. Şimdi uygulamamızı geçtikten sonra gördüğünüz üzere karşınıza bir uygulama geliyor. Şimdi size biraz Extrude Mouse'dan bahsedeyim. Extrude sizin iki boyutlu sketch geometrinizi üzerinden oluşturduğunuz 3 boyutlu katı modeldir. Gördüğünüz üzere karşımda bir unsur var. Unsurun üzerine tıkladığımda Customize menü toolbar içerisinden Extrude seçeneği seçebilirim veya Yuva menüsü içerisinde aynı şekilde Extrude'u seçebilirim. Şimdi gördüğünüz üzere ilk skecimi olan Blind'ın üzerine tıklıyorum. Extrude'a tıklıyorum. Gördüğünüz üzere bir dashboard yapısı karşımıza geldi. Dashboard yapısı içerisinde katı yüzey mi bunu belirleyebiliriz. Yüzey ise Options içerisinden Captent seçeneğiyle kapalı bir yüzey oluşturabiliriz. Add Taper diyerek açılı bir yüzey oluşturabiliriz. Mesela buraya bir çıkma açısı şeklinde bir açı verebiliriz. Tamamen bize kalmış. Bunu da aktif edebiliriz veya deaktif edebiliriz. Aynı şekilde katı modele geri döndüm. Kesme işlemi gerçekleştirebiliriz. Eğer yüzeyiniz bir katı model tarafından kesiliyorsa veya kesilmesi isteniyorsa Remove Material'la kesebilirsiniz. Veya bunun haricinde Thicken aracını tıklayarak kalınlık verme işlemini gerçekleştirebilir. Yönlerini de talep ettiğiniz doğrultuda verebilirsiniz. Şimdi derinlik tiplerinden biraz size bahsedeceğim. Öncelikle gördüğünüz üzere birden farklı derinlik tipimiz var. Blind, Symmetric, Two-Next, True, True Until, Two-Selected tipi derinlik tiplerimiz mevcut. İlk uygulamamızda Blind derinlik tipini belirleyeceğiz. Blind sizin belirlediğiniz doğrultuda katı modelinizi istediğiniz ölçüyü vererek oluşturmanıza imkan sağlayan bir araçtır. Mesela ben burada bir 100 birim ölçü vereceğim. Okey dediğinde bu şekilde katı modelimi oluşturmuş olurum. Yine Extrude'a tıklarım. Bir sonraki oturuma tıklarım. Ve bu sefer simetrik olacağını söyledim. Her iki yöne uzayan bir katı model geometrisi oluşturmuş oldum. Ve eşit doğrultuda oluşturmuş oldum. 100 birim olarak belirledim. Okey'e tıkladım. Two Next unsuruna tıkladım. Extrude'a tıkladım. Two Next aracımı tıkladım. Ve bir sonraki yüzeyimi birleşecek şekilde katı modelimi oluşturdum. Eğer Remove Material'a tıklarsam bu sayede ben kesme işlemini gerçekleştirmiş olurum. Şimdilik deaktif ettim. Okey'e tıkladım. True ise True seçeneğimizi seçtiğimizde bütün yüzeyler boyu kesme işlemini gerçekleştirmiş olur. Aynı zamanda katı model de oluşturabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir opsiyondur. Until'de ise True Until aracımı seçiyorum. Ve burada sadece bir yüzey seçmem bekleniyor. İstediğim yüzeyi seçebilirim ve o yüzeye kadar katı modelimi oluşturabilir veya kesme işlemi gerçekleştirebilirim. Okey'e tıklıyorum. Tool Surface'da ise gördüğünüz üzere en sonunda bir Tool Selected aracı var. Biz yüzey, curve, bir eksen, bir point veya bir kenar noktasını referans alarak katı modelimi oluşturabilir veya o noktaya kadar kesme işlemini gerçekleştirebilirim. Mesela bir kenar noktasına referans aldım veya bir yüzeye referans aldım. Gördüğünüz üzere bu şekilde katı modelimi oluşturabilirim. Aynı zamanda düzlemede Tool Selected ile beraber seçebilirim. Mesela Tool Selected'i seçtim ve düzlemi seçtim. Okey. Son olarak da Extrude'a tıkladım. En son unsuruna tıkladım. Bu sefer de Options içerisinden derinlik tiplerimin her iki yöne de farklı derinlik tipleriyle oluşturabileceğini gördüm. Mesela iki yöne de Blind'la
bir katı model gemisi oluşturdum. Eğer herhangi bir yönü tam tersi yöndeki katı modele doğru otursa bu noktada kesme işlemini gerçekleştirmiş olur. Okey tıklıyorum. Genel olarak da aslında ekstrüdyon mantığı bu şekilde. Son olarak mesela şu yol olabilir. Daha önceden bir oluşturduğum katı model bir yüzeyimin içinden geçiyor. Kesme işlemini gerçekleştirdim. Bununla yönünü tam tersi olarak verildiğinde bu sefer içeri doğru kesme değil, dışarıdaki bütün unsurları kesme işlemini gerçekleştirmiş olurum. Şimdi close diyorum. Genel olarak da extrude işlemi bu şekilde gerçekleşmekte. Close diyorum. Raise not displayed diyorum. Ve bir sonraki uygulamamı açıyorum. Sizlere biraz revolve geometrilerinden bahsedeceğim. Öncelikle sketch birimi edit definition diyorum. Gördüğünüz üzere center line'lerini oluşturmuş ve bir adet sketch oluşturmuş burada. Revolve aracı sizin bir centerline, bir kenar veya bir eksen etrafında oluşturduğunuz skeci döndürmenizi imkan sağlar. Gördüğünüz üzere burada centerline oluşturmuş ve bu oluşturduğumuz geometri onun etrafında dönecek şekilde bir katı model oluşturacaktır. Eğer yatay yönde ben centerline'ımı kullanarak revolve geometrisi oluşturmak istediğimde bu sefer olamayacağını göreceğim. Çünkü benim oluşturduğum sketch geometrisi aslında centerline'ın tam üzerine oluşturulduğu için eğer bir geometri centerline'ın üzerine centerline'ı olduğu gibi alacak şekilde oluşturursanız bu sefer sizin revolve işlemizi gerçekleştirmeyecektir. Bunun için geometrinizi biraz da yukarı taşımanız gerekmektedir veya centerline doğrultusunda yani alt çizgileri veya üst çizgileri centerline doğrultusuna olması gerekmektedir. Şimdi OK tıklıyorum ve Revolve aracına gördüğünüz üzere Ribbon menüsünden tıklıyorum. Gördüğünüz üzere döndürerek katı model geometrisini oluşturuyorum. Ben burada istersem 90 derecelik bir açı verebilirim. Bunun yönünü değiştirebilirim. Options içerisinden her iki yöne olacak şekilde açı verebilirim. Eğer benim geometrim yüzey olarak belirlendiyse Captain's Seal açık olan tarafını kapayabilirim. Şimdilik katı model geometrisi olarak oluşturdum. Eğer ben oluşturduğum bu geometriyi mesela tek yönlü olarak belirledim. Eksenimi de centerline olarak değil, gördüğünüz üzere burada daha önce oluşturmuş bir rev adındaki bir eksenle döndürme işlemini gerçekleştirdim. Bu tamamen aslında benim ihtiyacım olarak ya yani ihtiyacımı karşılık olarak değişkenlik gösterebilir. Ben istersen bir eksen kullanabilirim veya bir kenar kullanabilirim veya bir centerline kullanabilirim. Okey tıkladım. Close dedim. Is not displayed dedim. Aslında Revolve aracının bu şekilde kullanıldığını görmüş oluyoruz. Şimdi sizlere biraz federleme mantığından bahsedeceğim. Ve genel olarak aslında Extrude, Revolve ve Rip uygulamalarını tamamlamış olacağız. Sizlere Profile Rip'ten bahsedeceğim. Profile Rip yani federleme işlemi gerçekleştirebilmeniz için Engine bölümü altında Profile Rip'e tıklamanız yeterli. Rip geometrisini, yani federal geometrisini oluşturabilmek için de açık uçlu bir sketch oluşturmanız yeterlidir. Ama buradaki önemli nokta sizin oluşturduğunuz bu sketch yüzeyleri olan geometriye dokunmuş. Yani oraya değmiş olması gerekmektedir. Gördüğünüz üzere değen bir yüzeyimi seçiyorum. Daha sonra iki noktasında değdiğini görüyorum. Seçiyorum ve katı model federleme işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. Eğer ben burada kalınlığı değiştirmek istiyorsan buradan istediğim kalınlığı verebiliyorum. Veya yönünü dilediğim doğrultuda verebiliyorum. Okey tıklıyorum. Aynı şekilde buradaki oluşturmuş skecime de tıklayarak geometrimi oluşturuyorum. Okey tıklıyorum. Eğer her iki yöne de oluşturabileceğim bir geometri ise gene profil birimine tıklıyorum. Bu sefer yönümü istediğim şekilde
değiştirebiliyorum. Ama buradaki önemli nokta, yani burada okumun yönünü değiştirebilmemin mantığı aslında benim oluşturduğum feder dışarı baktığında geometrinin hiçbir şekilde bir problem yaratmaması durumundan ötürü. Gördüğünüz gibi aşağıda federleme işlemi gerçekleştirebilirim. Üst tarafı da federleme işlemini gerçekleştirebilirim. Ama ben dersem ki profil cübünün yönünü değiştireyim. Bu sefer bu geometri oluşturmayacaktır. Çünkü yukarı doğru kesişen herhangi bir geometri algılamayacaktır. Şimdi doğru yönü seçtim ve okey. Genel olarak da ribbon, yani federleme mantığı bu şekildedir. Close diyorum. Rezin altı bekliyorum. Şimdi sizlere biraz sivik geometrilerinden bahsedeceğim. Öncelikle Open Trajectory Sieve'den bahsedeceğim. Sieve aracından bahsetmeden önce Sieve aracının ne amaçla kullanıldığından bahsetmek isterim. Sieve aracı sizin oluşturduğunuz bir sketch doğrultusu yönünde bir oluşturacağınız sieve kestiğiyle süpürme işleminizi gerçekleştirmenize yarayan bir araçtır. Yani gördüğünüz üzere burada bir oluşturmuş bir sieve sketch'im var ve sketch'ime uygun bir sieve kesti oluşturduğunda o çizgi doğrultusunda o kesti süpürme işlemini gerçekleştirecektir. Şimdi sieve'e tıklıyorum. Gördüğünüz üzere çizgimi seçiyorum, yörüngemi seçiyorum. Başlangıç yönümü dilediğim doğrultuda, mesela ben tam top düzlemin başlangıcına doğru olacak şekilde oluşturdum. Ve o yönde sieve kesimi oluşturarak süpürme işlemini gerçekleştireceğim. Öncelikle Create or Edit Sieve Section diyorum. Ve buradan paletten bir geometri çağırıyorum. Mesela profil içerisinden ön profil çağırıyorum. Bunun ölçeğini 0,5 olarak veriyorum. Sağ klikle tam aşağıdaki orta merkezi yerleştiriyorum ve onu da merkezine yerleştirmiş oluyorum. Ölçeğimi 2,0,5, 1,5, 0,5 olarak veriyorum. Ve gördüğünüz üzere kesimi oluşturmuş oluyorum. Genel bir sweep oluşturmak istiyorum. Ama bu sefer bir sketch çizerek değil, bu sefer kenarlarımı referans almak istiyorum. Bunun için de kenarlarımı tıklayarak Shift ile aslında sweep kesimi oluşturuyorum. Ve Edit Sweep Section'da bir daire oluşturarak, mesela çok küçük bir daire oluşturacağım. 0,45 kadar. Okey diyeceğim ve gördüğünüz gibi sieve kesimi oluşturmuş olacağım. Ama ben kesme işlemi gerçekleştirmek istersen bu şekilde kesme işlemini gerçekleştirebilirim. Bunun için de Remove Material demem yeterli olacaktır. Okey diyorum. Open Trajectory mantığı da bir loop geometrisi değil, uçları açık bir sketch geometrisi oluşturarak bunun üzerinden sieve section geçirerek süpürme işlemini gerçekleştirmeyi sağlar. Close diyorum. Rezin altı display diyorum. Şimdi sizlere biraz Close Trajectory'den bahsetmek isterim. Close Trajectory'de bir döngü halinde sizin geometrinizi oluşturur. Yani siz burada sketch'inizi oluştururken bir kapalı döngü haline getirirsiniz. Ve bu şekilde sweep section'ınızı oluşturarak süpürme işlemini gerçekleştirirsiniz. Mesela ben oluşturmuş bu sketch'i tıklıyorum. Yönümü belirlemek adına noktadan tut çek mantığıyla çekiştiriyorum. Yönümü seçiyorum. Edit Sweep Section'da paletten bir T profili seçeceğim şimdi. Bunu içeri aktardım. Ölçeğini 1 olarak verdim. Kutucuğumu tam alt merkeze yerleştirdim. Bunu da açısını 180 derece olacak şekilde verdim. Ve tam merkez noktasına oluşur. Okey dedim. Okey dedim ve bu şekilde sweep section'ı oluşur. Gördüğünüz üzere bir döngü halinde bu geometrim oluşmuş oldu.
Genel olarak da Swift aracınızı kullanma bu şekilde. Şimdi sizlere bir de Blend aracından bahsetmek isterim. Gördüğünüz üzere herhangi bir geometrimiz mevcut değil. Ama biz bu geometriyi Blend aracıyla oluşturuyor olacağız. Blend aracı sizin farklı kesitlerle, farklı düzenler üzerinde bulunan kesitlerle aralarında bir katı model oluşturarak farklı geometriler oluşturmanıza imkan sağlayan bir araçtır. Shapes bölümünde Blend'e tıkladıktan sonra ilk başta bir dashboard yapısı karşınıza gelir ve Sections tarafı yanar. Bu noktada Sketch Sections mı, Selected Sections mı bunu seçmeniz gerekir. Eğer siz daha önceden bir sketch çizmediyseniz Sketch Sections ile yeni bir Section değilse çizebilirsiniz. Selected Sections ise var olan kesitleriniz arasında seçimler yaparak katı model oluşturmaya imkan sağlar. Biz Sketch Sections'a tıklıyoruz. Define diyoruz. Front düzlemi seçiyoruz. OK diyoruz. Şimdi düzlemi karşıma getiriyorum. Bir center rectangle çiziyorum. Yüzeye 120 olacak şekilde geometrimi oluşturuyorum. OK'ye tıklıyorum. Offset geometrimi de 50 olarak veriyorum. Sections'a geliyorum. Sketch'e tıklıyorum. Sketch view'u karşıma alıyorum. Daha önceki oluşturduğum geometrinin referansla karşıma geliyor. Ben bu sefer daha küçük bir dikdörtgen çizeceğim. 60'a 70 gibi. Gördüğünüz gibi kesitlerim arasında katı modelimi oluşturdu. Son olarak da Sections'a gelip Insert diyorum. Ve yine offsetimi 50 olarak veriyorum. Ve Sketch'e tıklıyorum. Bu sefer merkez noktasına bir nokta atıyorum. Ve OK diyorum. Gördüğünüz üzere daha kavisli bir geometri karşıma geldi. Dilersen ben Options içerisinden bunu straight'le daha keskin hatlar sahip bir geometri olarak belirleyebilirim. Veya smooth diye daha yumuşak geçişler sağlayabilirim. Yüzey olarak belirtirsem Captains'e kapatıp açabilirim. Yine katıya dönüştürüyorum. Ön noktada bir datum point attığımız için bu noktada siz ön taraftaki yuvarlak kutucuğa sağ tık yapıp smooth dediğinizde daha yumuşak geçişler sağlayabilirsiniz. Sharp olduğunda daha keskin bir geometri karşınıza gelecektir. Veya siz eğer Sketch Sections'a değil de Selected Sections'a oluşturmak isterseniz bunun için mesela front düzlemi çizdim. Mesela gene aynı mantıkla yüze 120 OK dedim. Bir plane oluşturdum. Bunu da front düzenine alıp şöyle seçelim. Elde olacak şekilde belirledim. Mesela skecimi oluşturdum yine. Gene center rectangle dedim. 70'e 60 şeklinde. OK dedim. Blend'e tıkladıktan sonra Sections içerisinden Selected Sections'a tıklayıp önce ilk geometrimi oluşturuyorum. Insert'ten ikinci geometrimi seçerek bu şekilde katı modelimi oluşturmuş oluyorum. Yani farklı kesitleri kendim oluşturdum ve bu şekilde katı modelimi bu şekilde oluşturmuş oldum. OK'ye tıklıyorum. Close diyorum. Aslında Blend yapısının tam mantığı bu şekilde olmak. Şimdi sizlere biraz hole profilinden bahsedeceğim. Yani
Hall'ün çalışma mantığından bahsedeceğim. Öncelikle bir örnek açıyorum. Hall aracımıza tıklıyorum. Hall aracı aslında bizim deliklenmemize imkan sağlayan bir araçtır. Extrude ile oluşturacağımız bir daire geometrisiyle deliklenme işlemini gerçekleştirebiliriz, kesme işlemiyle. Fakat tabii bu bize sınırlı bir fonksiyon imkanı sağlayacaktır. Hall aracının içerisinde bir takım geniş fonksiyonlar da mevcut olmaktadır. Biz de bu araçları kullanarak geometrilerimizi oluşturabilmekteyiz. Mesela herhangi bir yüzeye tıkladığınızda yeşil kutucukları bir kenar veya bir düzleme sürükleme kaydıyla mesafeleri belirleyebiliriz. Mesela bir birim yukarıdaki çizgiden yani yatay referanstan bir birim aşağıda olacak şekilde aynı şekilde dikey referanstan da bir birim uzakta olacak şekilde geometrimi oluşturdum. Çapını 0.6 olarak belirledim. Direktif mi de Next Surface olarak belirledim. Mesela bu şekilde geometrimi oluşturdum. Bunun haricinde mesela bir eksen seçip CTRL ile ön düzlemi seçersem bu sayede biz ekseni merkez alarak bir delik oluşturabiliriz. Yine aynı şekilde Next Surface dedim ve rahatlıkla deliğimi oluşturmuş oldum. Burada sadece çapımı ve delik tipimi belirlemem, derinlik tipimi belirlemem yeterli olacaktır. Gene orada tıklıyorum. Bu sefer nasıl bir şey yapabiliriz? Bir yüzeye tıklayalım. A2'ye tıklayalım. Aslında burada şunu yapabiliriz. Radyal bir ölçü olacağını söyleyeceğiz. A2 diyeceğiz. Tablo düzlem diyeceğiz. Şimdi radyal geometri oluşturmanın iki tane farklı yöntemi var. Ya bir açılı bir düzleme deliklenme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ya da düz bir üzeri bir eksen ve bir düzlemi referans alarak radyal ölçü verebilirsiniz. Mesela açısı 15 derece olacak şekilde söylüyorum. Gördüğünüz üzere tablo düzeninde 15 derecelik bir açı veriyorum. Radyosu da 2 birim olacak şekilde söylüyorum. Yani aslında buradaki radyos ölçüsü merkez noktadan iki yarı çapında bir mesafede olacağını gösterir. Eğer ben diametre dersem bu noktada çapımın 4 birim olacağını söylemiş olurum. Ben bunu istersen 2 olarak da belirleyebilirim. Yani bu tamamen benim ihtiyacıma göre değişiklik gösterir. Burada normal yer çapımı 1 olarak belirledim. Bu biraz büyük geldi. O yüzden 0.2 olarak belirleyeceğim. Derinlik tipimi de yine Next Surface olarak belirledim. Az önce bahsettiğim gibi açılı bir yüzeye tıkladığımda otomatik olarak radyal olarak algılayacaktır. Yeşil kutucukları burada mesela tatlı yüzüme sürekliyorum. Diğerini de ön yüzüme sürekliyorum. Açımı 45 derece olarak verdim. Gördüğünüz gibi bir açı verebiliyorum. Aynı zamanda mesafe olarak da 2 birim. 2 birim biraz fazla gelecektir. 0.4 olacak şekilde verebilirim. Ve bu şekilde ben Next Surface diyerek biz sonraki yüzeye kadar deliğimi oluşturabilirim. Bu arada hole derinliklikleri de extrude derinliklikleriyle aynı derinliklerine sahiptir. Yani burada blind olarak verebilirsiniz, bir değer verebilirsiniz, simetrik olarak oluşturabilirsiniz, bir sonraki yüzeye kadar oluşturabilirsiniz. Boylu boyuna delme işlemini gerçekleştirebilirsiniz gördüğünüz üzere. Seçeceğiniz herhangi bir yüzeye kadar delme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Veya bir yüzey, bir nokta, bir kenar veya bir düzleme kadar delme işleminizi
gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere bu şekilde derme işlemini gerçekleştirmiş olduk. Bunun haricinde siz geometrinize bir konik havşa ekleyebilirsiniz veya normal bir havşa da ekleyebilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için de bir rectangle drill profil olarak değil, standard fork profil olarak belirlemeniz yeterlidir. Veya standard hole'a tıklayıp buradan da aynı şekilde konik havşa veya normal havşa oluşturabilirsiniz. Burada ölçülerinizi verebilirsiniz, mesafelerini. Veya metrik ölçülerinizi burada girebilirsiniz. ISO'ya standartına ait olan. Ya da UNC ölçülerine girerek buradan dilediğiniz delik ölçülerine girerek deliğinizi delme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi cancel dedim ve close deyip yerine atıp bekledim. Aslında delik oluşturma bu şekilde, bu kadar basit. Sadece sizin ihtiyacınıza ve bu noktaları beklentinize göre araçlarınızı uygun şekilde kullanmanız yeterlidir. Bunun haricinde size biraz shell geometrilerinden bahsedeceğim. Shell yani kabuk, sizin seçtiğiniz yüzeyleri olduğu gibi boşaltmanızı imkan sağlayan bir araçtır. Mesela shell'e tıkladım, bir yüzeye tıkladım, gördüğünüz gibi rahatlıkla boşaltabiliyorum. Burada da dediğim thickness'ı verebilirim. Mesela 10.000 thickness verdim ve okey. Bu şekilde kabuğu boşaltma işlemini gerçekleştirmiş olurum. Close diyeyim. Biraz not display diyorum. Şimdi sizlere biraz da draft araçlarından bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere burada 3 farklı geometrimiz var. Öncelikle engine bölümünden draft'a geliyorum. Draft surfaces, hangi surface'ın draft olacak? Bunu seçiyorum. Sağ klik yapıyorum. Draft hinge istiyorum. Gördüğünüz üzere ön yüzeyim hareket edecek şekilde, bir açı verecek şekilde oluşuyor. Üst yüzeyim sabit kalacak şekilde geometrim hareket etmiş oluyor. Ben burada dilersem yönü de istediğim şekilde değiştirebilirim. Şimdi bunun haricinde draft'a tıklıyorum. Yine aynı şekilde ön yüzeyimi tıklıyorum. Sağ klik yapıyorum. Draft hinge istiyorum. Açımı veriyorum. Gördüğünüz gibi açı işlemi gerçekleştiriyor. Split by draft hinge dediğinizde burada hinge olan taraftan da aynı şekilde iki farklı yönde geometrimi oluşturabiliyorum. Veya independent, depend olarak sadece tekneye birinci yönü veya sadece ikinci yönü hareket edecek şekilde geometrimi oluşturabiliyorum. Son önemli ise draft'a tıklıyorum. Ondan sonra draft hinge'i diyorum. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi geometrimi dilediğim şekilde oluşturabiliyorum. Yani draft aracı aslında sizin burada bir çıkma aracı açısı vermenize imkan sağlayan bir araçtır. Close'a tıklıyorum. Is not displayed'e tıklıyorum. Ve şimdi en son olarak sizlere biraz round geometrilerden ve chamfer geometrilerden bahsederek bu haftaki eğitimimizi tamamlamış olacağız. Şimdi round edge 1'e tıklıyorum.
Gördüğünüz üzere karşınıza bir kutu geliyor. Round aracına tıklıyorum. Round aracı sizin daha kırılımlı, daha smooth, yani daha böyle pürüzsüz geçişler oluşturmanızı sağlayan araçtır. Gördüğünüz gibi kenarları seçerek bu şekilde CTRL'i birden farklı round geometriyle oluşturabilirim. Bu biraz belki büyük geldi. Küçültelim. Evet. Gördüğünüz üzere kenarları kullanarak round geometriyle oluşturabilirim. Kenar kenar şeklinde. Please not display diyorum. Yüzey yüzey şeklinde roundlar oluşturabilirim. Mesela yüzeyimi seçiyorum, yüzeyimi seçiyorum. Gördüğünüz gibi aradaki yüzeyleri rahatlıkla seçebiliyorum. Buradan dilediğim şekilde ölçümün biteceği şekilde ben bu geometriyi oluşturabiliyorum. Gördüğünüz gibi tek bir setim var. Eğer birden farklı setler oluşturmak istersem New Set diyerek buradan farklı geometrilerde oluşturabilirim. Ama ben şimdi delete diyorum. Dilersem sağ klikle Make Variable diyebilirim. Ama gerçi bu geometri için pek mümkün olmayacaktır. O yüzden şimdilik sadece yüzey yüzeye geometrilerimi oluşturmuş oluyorum. Close diyorum. Is not displayed diyorum. Biraz sizlere full round'dan bahsetmek istiyorum. Full round sizin iki tane kenar çizgisi ve bir yüzeyi kullanarak bütün bir round oluşturmanızı imkan sağlayan araçtır. Round mesela karşılıklı yüzeyden ziyade şunu şu şekilde oluşturulabilir. Mesela siz bir kenara tıklarınız, sonra diğer bir kenara tıklarınız. Bunların ölçüleri mesela 0,5 şeklinde verelim. Sağ klik yaptınız. Full round dediniz. Gördüğünüz üzere bütün bir şekilde round'umu almış oldum. Mesela karşılıklı iki tane kenarımı seçtim. Şu an ölçülerim tam uygun olduğu için ikisini bir almış olabilir. 0,5 veriyorum mesela. Sağ klik yapıyorum. Full round diyorum. Ve bütün bir şekilde geometrimi full round şeklinde oluşturmuş oluyor. Round araçlarımızın aslında kullanım amaçları da bu şekilde olmak. Şimdi size bir son olarak da chamfer yani bağ kırmadan da bahsedeceğim ve bu haftaki eğitimimizi tamamlamış olacağız. Gördüğünüz gibi bir tane kutucuğumuz var. Kutucuğumuzu chamfer aracımıza tıklayarak şimdi dimension çarpı dimension yani her iki noktaya 0,5 uzunlukta olacak şekilde geometri oluşturabilirim. Mesela bunu 1 olarak veriyorum. Gene chamfer'a tıklıyorum. D1, D2'sini yani dimension 1, dimension 2 ölçüleri kendim belirleyebilirim. 0,5'e 0,1 nokta 5 olarak belirleyebiliyorum. Gene chamfer aracına tıklıyorum. Gene bir kenarımı seçiyorum. Angle çarpı dimension olarak belirleyebiliyorum. Yani bir açı bir de ölçü olarak belirleyebiliyorum. Okey diyorum. Veya 45 çarpı D yani 45 derecelik bir açı ve vereceğim bir ölçü olarak bunu oluşturabiliyorum. Genel olarak da pah kırma mantığı da bu şekilde çalışmaktır. Gördüğünüz üzere aslında temel olabilecek bütün araçları bugünkü eğitimimizde tamamlamış olduk.
Bizlere ulaşmak isterseniz veya bizleri takip etmek isterseniz LinkedIn üzerinde Informatik Innovation sayfamıza ulaşabilirsiniz. YouTube'dan Creo kanalımızı takip edebilirsiniz. Creo.tr sayfamızı. Ya da informatikplan.com sayfamızı girerek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Eğer herhangi bir sorunuz varsa sorularınızı cevaplayabilirim. Katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.